sıradaki filmimiz haftanın indie filmi. Aslında uzun süredir bu filmi seyredecektim. Çünkü gerçekten indie film deyince aklıma gelen filmlerden bir tanesi. Duydunuz mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Hobo with a Shotgun. Bu film ilk başta fake trailer diyorlar ya. Olmayan bir filmin fragmanı o şekilde çekiliyor ve çok fazla ilgi gördüğü için gerçek bir filme adapte oluyor. Hobo evsiz demek. Filmin de zaten baş karakteri evsiz bir adam. Trenden inerek bir şehre geliyor. Ancak bu şehrin ağzına kadar suçla ve suçlularla dolu olduğunu fark ediyor. Bunların başında da işte oranın sahibi zengin bir mafya babası ve bunun iki oğlu var. Filmin esas kadın karakteri de bir hayat kadını. Hobo evsiz bu hayat kadını mafya babasının işte o şımarık iki çocuğunun elinden kurtardığı için mafya bunun peşine düşüyor. Hem ondan kaçıyor hem de kendisine bir çim biçme makinesi almak için para biriktirmeye çalışıyor. Tam bu makineyi almak için para biriktirdiği zaman bunu almak için hani şu emanetçi dükkanları vardır ya Amerika'da daha yaygın. Bu oraya gidersin ikinci el eşya alabilirsin. Thrift store'un biraz farklı versiyonu gibi thrift store'da genelde bağış yaparsın. Bu şeydir yani. Biraz para <laughs> biraz para alırsın karşılığında. O yüzden thrift store kadar ucuz değildir. Tam oraya giriyor. Orayı da soymak için bazı işte haydutlar, gaspçılar giriyor içeriye. Bunun da artık canına tak ediyor ve bakıyor 50 dolara şatkan var. <laughs> Çim biçme makinesi yerine onu alıyor. Tabii normalde para vermesine gerek yok da. Orada zaten soygun esnasında ama işte komiklik olsun diye yapmışlar. Film zaten şey yani aksiyon komik daha doğrusu Grindhouse komiği. Grindhouse denilen olay şu. Eskiden Grindhouse sineması diye bir sinema çeşidi varmış. Bu genelde birden fazla filmi arka arkaya gösteriyor ve bu filmlerin özelliği aşırı şiddet, cinsellik vesaire içeriyor. Yani kan, revan, cinsellik görmek istiyorsan buna gidiyorsun. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İzmir'de vardı böyle bir sinema. İki seçme film birden falan diye. <laughs> Çankaya da. <laughs> Kapattılar tabii sonra da. Göbeğindeydi bir de ya. İki seçme film birden. Bunlar da işte o Grindhouse türü sinemaların tadını yakalamak için. Bu şekilde New Retro derler ya. Filmler çekiyorlar. Hobo Vida Shotgun da bunlardan bir tanesi. Şu an tabii yeni çekilen filmler. Komediyle karışık oluyor hep. Planet Terror da böyleydi. Tarantino'nun Death Proof filmini daha seyretmedim. Ama o da öyle. Hatta onlar da iki film arka arkaydı ya. Planet Terror ve şey Death Proof. Grindhouse diye geçiyordu. Ve ikisi arka arkaya veriliyordu iki film yani. Şu an söylenene göre o tür sinema Amerika'da da fazla kalmamış. Ama tabii ki varmış. Tabii ki var. Çünkü gittiğin zaman arkadaşlar neyin retrosunu istiyorsanız illaki var. Yani ben orijinal kutusunda Amiga disketi gördüm. Dedim ki tamam olay bitmiştir yani. Her şey var. Her şey var yani. Sıfır komodan 64 bulup oynayabilirsin yani. Ve şatkanı alınca da tabii yani pompalı tüfeği de alınca teker teker kötüleri temizlemeye başlıyor. Tabii ki bu mafya babası ve bunun iki oğlu büyük kötüler bunlarda ibaret değil. Bir iki tane daha usta katil bunların adamları var. Onları da gene hoboyu öldürmek için yolluyorlar. Görünüm olarak, çekim olarak gerçekten şey gibi, böyle birkaç arkadaş çekmiş gibi. <laughs> kamera da öyle. Bilerek yaptılar büyük ihtimalle. Ama bütçeye bakınca 3 milyon dolar gözüküyor. Ve film de gerçekten 3 milyon dolar gibi yani. Müzikleri olsun. Ben zaten biliyorsunuz hastasıyım yani retro synth müziklerin. Müzikleri olsun. Ondan sonra practical effect dedikleri efektleri olsun. Gerçekten çok eğlenceli bir film. Ben şeyi hatırlıyorum. Seneler önce işte bir arkadaş tavsiye etmişti bunu. Anca işte seyretmek aklıma geldi. İşte bu podcast'in de faydaları. Bu tür filmleri seyredebiliyorum. Şey falan hatırlıyorum. Filmin ortasına mesaj attım adama. Lan harbiden güzel filmmiş lan bu. Gerçekten arkadaşlar yapmak istediğini yapmış bir ikincisi. Biliyorsunuz bu tür filmlerin en büyük zayıf yanı oyunculuk olur. Ancak ana karakter gerçekten iyi oyuncu. Şey olmasına rağmen tamam kötü adamlar abartı gülüyorlar vesaire işte hani biz kötüyüz falan. Ama o çok önemli değil neden? Çünkü zaten geyik bir film geyik bir film olduğu için o çok önemli değil. Buna rağmen, buna rağmen ana karakter çok iyi oynamış. Yani ana karakter de aslında sahte oynasa o da böyle sahte film iyisi gibi, kahraman gibi falan böyle hareketler yapsa, sözler söylese çok batmaz ama o bir artı olmuş yani. Ana karakter yani hobo, yaşlı adam gerçekten çok güzel oynamış. Film efekt olarak çok güzel bir. İkincisi eğlenceli. Üçüncüsü oyuncuları iyi. Dördüncüsü aslında bu önemli bak aslında boş kanlı eğlence filmi de değil. Aslında bazı mesajlar da veriyor. Mesela filmin içinde şey var. Bir adam kamerayla geziyor. Millete böyle işte düşmüş insanlara, paraya ihtiyacı olan insanlara 10 dolar falan veriyor böyle. O 10 dolarla saçma sapan şeyler yaptır diyor. Camı diyor ıstıra ıstıraya falan böyle. O onu yaparken kameraya çekiyor falan adamı. Bu tür böyle güzel mesajlar da var. Yorumlara da yazmışlar. Gerçekten ben de onu düşündüm. Yani böyle bir filmin zeki olabileceğini, derin mesaj vereceğini hiç düşünmezsiniz ama o da var. O yüzden kendi kategorisinde çok başarılı buldum bu filmi. Gerçekten alkışlıyorum. En sevdiğim indie film listesinde içine koydum. Hobo ve da Shotgun EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Evet bunu yapıyorum. Dediğim gibi kendi kategorisinde yapmaya çalıştığı şeyde gayet başarılı bulduğum için